Yeni ateizm neden hatalı bir görüştür? Yeni ateizm hem teistler hem ateist düşünürler tarafından eleştirilmiş bir görüştür. Temel eleştiri yeni ateistlerin ideolojik ve yüzeysel oldukları yönünde. Sosyolog Rodney Stark aslında bu konuda ilginç bir gözlemde bulunuyor. Diyor ki bir insan Robin Hood hikayelerini okuyarak Orta Çağ hakkında ne kadar bilgi edinebilirse, Richard Dawkins'in kitaplarını okuyarak da din hakkında o kadar bilgi edinebilir. Ateist bilim felsefecisi Michael Ruse da Tanrı Yanılgısı isimli kitabı çok sert eleştiriyor ve kitabın o kadar kötü olduğunu anlatıyor ki kendisinin bir ateist olarak aslında kitabı okurken ateizmden utandığını söylüyor. Yine felsefeye giriş ve dine giriş dersleri olsa bu derslerden Richard Dawkins'in geçemeyeceğini iddia ediyor. Yine başka bir ateist düşünür Terry Eagleton da Richard Dawkins'in ve diğer yeni ateistlerin aslında bilimi doğru tasvir etmediklerini ama daha da kötüsü dini çok yüzeysel şekilde ele aldıklarını, dinlerin olabilecek en kötü şekilde yansıtıldığını, hatta dinleri öğrenme zahmetine girişmediklerini söylüyor. Nitekim Richard Dawkins de bundan yaklaşık 2 sene önce attığı bir tweette Kur'an'ı hiç okumadığını, İslam'ı eleştirmek için Kur'an'ı okumasına gerek olmadığını söyleyerek aslında Terry Eagleton'un bu görüşünü doğrulamış oldu. Yeni ateistler felsefeyi küçümsemeleriyle de meşhurlar. Bu anlamda aslında yaptıkları felsefi hatalarında hoş görülmesi gerekebilir bir gerçekten de. Örneğin yeni ateistlerin binlerce yıldır sorulan, cevaplanan soruları sanki geçen hafta bu sorular ilk kez sorulmuş gibi yönlendirdiklerini görüyoruz. Örneğin Tanrı'yı kim dizayn etti sorusu ya da Tanrı varsa niye kötülük vardır sorularının. Sanki bu sorular ilk kez soruluyormuş gibi yeni ateistler tarafından yöneltildiğini görüyoruz. Oysa teist literatürde bu konular üzerine on binlerce sayfa yazılmış. Daha verimli bir tartışma olması için bu soruların sorulmasında elbette bir sakınca yok. Yalnız yeni ateistlerin yaptığı bu sorulara verilen cevapları göz ardı ederek sanki bu sorular ilk kez soruluyormuş gibi davranmaları. Yine yeni ateistler bilim tarihini çarpıtmaktan çekinmiyorlar. Burada en favori örnekleri Galileo hadisesi ve Charles Darwin'in teorisinin dini çevrelerde karşılanması. Elbette bunları olabildiğince yüzeysel ve ideolojik şekilde tekrar yazıyorlar. Yani Galileo hadisesine bakıldığında aslında Galile'nin dindar bir bilim insanı olduğunu mesela bu eserlerde okuyamazsınız. Yine Galile'nin aslında argümanını savunurken İncil'e atıfta bulunduğunu göremezsiniz. Bunun yanında Galile'nin doğayı daha iyi tanımamız durumunda İncil'i daha iyi yorumlayabileceğimiz görüşünü bu eserlerde göremezsiniz. Öte yandan kilise sadece dini bir kurum değil malumunuz. Kilise aynı zamanda siyasi bir otorite, sosyal bir otorite, bir güç odağı. Kilisenin savunduğu görüş de aslında eskimiş de olsa o dönem için tam eskimemiş bir bilim görüşü. Yani Aristocu, Battamyusçu bilim anlayışını savunuyor kilise. Ve bunu savunurken aslında bir yandan da Francesco Ingoli gibi, Orazio Grassi gibi isimlerin bilimsel argümanlarını ne kadar beğenelim ya da beğenmeyelim ama ortaya konulan bilimsel argümanlarını da destekliyor kilise. Dolayısıyla kilise aslında sadece eski ayete ya da yeni ayete atıfla değil, aynı zamanda dönemin bilimsel argümanlarına atıfla da Galile'ye karşı gelmeye çalışıyor. Elbette Galile'nin uğradığı muamele hiçbirimizin kabul edeceği bir muamele değil. Ancak bunun olduğundan farklı yansıtılması ve din-bilim çatışması olarak yansıtılması bir din-bilim çatışmasına indirgenmesi de kabul edilebilir değil. Ciddi bilim tarihi çevrelerinde de zaten bu şekilde yansıtılmakta. Aynı şekilde Charles Darwin'in teorisinin din adamları tarafından toptan karşı çıkıldığı, bu teorinin çürütülmeye çalışıldığı gibi bir iddia da vicdanla bağdaşmayacaktır. Nitekim Charles Darwin'in kendisi de kitabında Tanrı'ya atıflarda bulunmakta. Alfred Russel Wallace, Darwin'le beraber teoriye eş zamanlı bulan bilim insanı, o da Tanrı inancını ömür boyu sürdürmekte. Öte yandan A.C. Gray, Amerika'da Darwin'i ünlü eden kişi, Harvard'lı bir botanikçi, o da dindar bir bilim insanı. Bunun yanında Frederick Temple gibi, Charles Kingsley gibi İngiltere'nin önemli dini figürlerinin teoriyi benimsediğini biliyoruz. Dolayısıyla hadiseyi bir din-bilim çatışmasına indirgemek bu anlamda yine hatalı. Yalnız yeni ateist literatürde
bu kısımlara denk gelemezsiniz. Bu kısımların bilinçli olarak göz ardı edildiğini görebilirsiniz. Bunun yanında yeni ateist literatürün antidemokratik güçlerle flört ettiğini, İslamofob çevrelerle uyum içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu anlamda da eleştirildiğini görüyoruz. Örneğin Hollanda'nın ırkçı partisinin lideri Geert Wilders'ı Richard Dawkins'in fitne filminden dolayı tebrik ettiğini biliyoruz. Tabii sonrasında çok eleştirildi böyle bir lidere destek vermesi nedeniyle ve onun aslında nasıl bir insan olduğunu bilmediğini söyleyerek özür diledi Richard Dawkins bu konuda. Ama bunun yanında mesela Sam Harris'in son Amerikan seçimlerindeki iki tane İslamofob lidere, Ted Cruz ve Ben Carson'a destek verdiğini, onun İslam karşıtı, Müslümanlar karşıtı eylemlerini desteklediğini biliyoruz. Hatta o derece ki işkencenin İslami teröre karşı meşru olduğu ve insan hakları ihlali sayılmayacağına kadar sözü getirmiş Sam Harris. Dolayısıyla aslında yeni ateist literatürün geri geldiğinde dine karşı antidemokratik güçlerle işbirliği içerisine girdiğini de görüyoruz. Son olarak aslında yeni ateizmin bilimciliğin maruz kaldığı eleştirilerin hepsine maruz kalması gerektiğini de belirtmek gerekiyor. Örneğin ahlak konusunda doğa bilimlerinin yer yer yetersiz kalabildiğini düşündüğümüzde yalnızca doğa bilimleri bizim rehberimiz olmalıdır diyen bir yeni ateist aslında ahlak konusunda da eleştirilmeyi hak etmekte. Bu konuda ilginç bir hadise yaşandı geçtiğimiz günlerde. Richard Dawkins bir konuşmada aslında anti-Darwinist bir dünyada yaşamak istediğini, Darwinist bir dünyada yaşamanın kendisi için ve insanlar için yaşanılmaz bir hale dünyayı getireceğini söyledi. Ki haklı. Doğada gördüğümüz, hayvanlar arasında gördüğümüz münasebeti insanlar arasında görmemiz durumunda aslında insan hakları ihlallerinin yaşanacağını, hatta insan hakları diye bir şeyden söz edemeyeceğimizi görmekteyiz. Bu anlamda haklı gerçekten Richard Dawkins. Yalnız problem şu ki aynı Richard Dawkins kendi eserlerinde insan haklarının ve insanın özel bir yeri olduğu görüşünün aslında Hristiyanlıktan, tek tanrılı dinlerden geldiğini iddia etmekte. Dolayısıyla Richard Dawkins bir yandan Hristiyanlıktan kurtulmayı öğütlerken bir yandan Hristiyanlıktan kurtulmanın neticesinde bu ahlaki öğretilerinde kaybolacağını ya da o ahlaki öğretilerin temelindeki görüşün kaybolacağını fark etmemekte ve böyle çelişkili bir pozisyon takınmakta. Bu anlamda bilimciliğin eleştirildiği her noktanın yeni ateizme de yönlendirilebileceğinin farkında olmak gerekiyor.